Pete'nin yeni şarkılara geliyoruz. Evet. Buyursunlar. Güzel şarkı ha. Teşekkür ederim. Beğenmenizi YouTube'da sevindim. Arayınız. Evet. Büyük ustam bu. Diğerleri de var mı? Bunu şunu söylemek istiyorum. Buyursunlar. Yani senden izin istiyorum. Estağfurullah. Yarın öbür gün çünkü internet çocukları artık bizim çocuklarımız. Oğluma hediye etmiştim bu şarkıyı. İrfan Aslan'a. Büyük ustam. Seni benden başka biri severse eğer o benim büyük tanıştır o benim büyük ustam demiştim. Buradan oğluma hediye ettiğimi bir söylemek istiyorum. Bir tehdit gibi mi yani? Hayır. Kıvırcık. Şu anda çok ödüllü. Burada büyük ustam. Büyük ustam benim oğlum. Çok güzel. Çok güzel bir. Onunla büyüyorum. Güzel. Onunla hatalarımı öğreniyorum. Anneliğimi. abla yeri geliyor abla oluyorum. Yeri geliyor onunla arkadaş oluyorum. O yüzden o benim en büyük ustam. Hayatta en değer verdiğim sadece tek insan. Peki diğer kliplerine de geçeceğiz. Burada ama ben sende bu fazla enerjik buluyorum. Ben Pete'yi yani evet. Hiperaktifim ben. Ya evet yani mesela orada da klip çekerken de demişler ki sana efendim bir ayaklarınızı uzatsanız rahat bir şekilde otursanız Okan, deyince sen amuda kalkmışsın orada. Ay duramıyorum ya. Yani değil mi? Ya. Bir rahatça oturur musunuz deyince hani yani bütün o için. Okan duramıyorum. Evet işte senin. Gördük. Yani çizme bu çizmeyi ya. Görmemiz çek, gerekiyordu zaten. Siz şovunuza davet etseniz de çok isterim. Tutkun boğuşmak olarak. Beraber gelelim. Lütfen gelin. Sen ilişkilerden bahset. Benim kocam hep uyuyor. Ben uyandıracağım. Olur mu benim tamam. Kocam hep uyuyor? Şöyle bir adam gibi görünmüyor. Hayır halbuki. Ama ilişki uzmanı aynı zamanda aynen. Ya. Evet. Anlat bakayım bana. Kocanın şarkında işte bu kız rahat duramadığı için onun tamam, şarkısını özür dilerim, özür dilerim sustum. Peki. Diğer şarkıya bakalım lütfen. Çok güzel. Bu ne zaman çıktı? Yazın. Yani bir iki ay oldu herhalde değil mi? İki ay önce çekilen bir klip bu. Arka arkaya çektik zaten. Şimdi Aralık'tayız. İki ay öncesi bunu ikinci çıkarmıştı. İki ay olmadı mı Cemal? Olmamıştır. Evet, daha evet. Önce çıkmıştı. Ha? İki ay önce ya, yaz diye ay. Mi çıkardınız? Başka bir ülkedeydiniz. Vallahi yani. Billahi. İki ay önce çektik. Geç kaldı biraz. Geç kaldınız. Aynen. Diğer yazı hazırlık. Yani öyle oldu. Kısmet öyle oldu ama 14 Şubat'ta bir şarkı buluyorum ve senden bir şey istiyorum. Bu şarkının yönetmenliğini sen yap. Kesinlikle yaparım. Kesinlikle yaparım. Böyle akla ziyan bir şey yapalım. Ne yapacağız? Seni seviyorum. Ay rica ederim bir şey yapmadım daha. Hayır. Evet. Bu klibin 14 Şubat'ta çıkacak klibin yönetmenliğini. Ama onu da Temmuz'da kış parçası olarak çıkıyor. Ay zamansız dengesiz kadın hiperaktif ya zamansız çıkarıyor her şey. Yaz şarkısı olarak yaptık Ekim'de. İsmail Yoğurtçu hep suçlu sensin ha. Evet, akıl hastanesi hakikaten yani. Peki, diğer klibe bakalım. Bu ne zaman çıktı? Hiç bakmak istemiyorum. Ay güzel. İki ay bu da iki. Bilmiyorum. Hepsi bir arada mı? Hepsi bir arada ya. Yani 25 gün arka arka. Evet aynen. Çok güzel kimsenin, bu. Kimsenin haberi yoktu. Miami'den gelmiştim. Hı-hı. Kimseye haber vermeden arka arkaya 20 gün arayla bu bütün şarkıların klibini çektik. Şimdi güzel. En son çıkan şarkı da sevgili Ümit Yaşar'dan aldık. Çok güzel. O çıkacak bir 10 gün sonra. İyi ki programa katıldın. Yani parçaları yaptınız kimseye haber vermiyor. Hemen manyakça bir şey işte bu. Manyakça bir şey. Şarkıları kliplere çektik ve kimseye haber vermiyor. Evet niye öyle yaptım Okan ben? Klipler arka arkaya bir seri gibi ama böyle. Bir seri kurmuşken. Gibi evet güzel. Bu akılda kalıcı bir şarkı güzel. Tempolu hareketli. Evet. Evet. Yazlık. Ya Okan'cığım senin aldığın otellerde çekebilir miyim canım? Hayır ben öyle ben reklamda oynadım. Otel almadım. Devam. Güzel şarkı. Bu tutar. Olmaz ben beğendim ne diyorsunuz? Vallahi. Olur evet. Eyme hareketli sözler filan da. Bundan sonraki program çıktı abi. 4 şarkı. Program çıktı da tabii. Program çıktı işte yani bir şeyde sahne aldığında. Ha, zaten sadece kendi şarkılarını söylemiyorsun değil mi sahne? Evet. Sahne aldı. Bar programları, gazino programları değil mi? Aynen. Ondan sonra artık herkes yani en çok beste üretenler bile başkalarının şarkılarını söylüyorlar. Ben söylüyorum. Sıkılıyorum çünkü sürekli kendi şarkısını. Evet, ben de. Evet.
Yani. Evet. Çok ben de sadece ederim. Kendi şarkılarımı söylüyorum. Ben de. Sıkılmıyor musunuz? Ben yok hayır. Hayır şöyle çok sevdiğim bazı şarkılar var. Onlara da yorum hani katıyorum. Ben de aynı. Yoruma gidiyor. Benim de başkasından. Yani kendime ben de çok seviyorum. Kesinlikle başka sanatçıların şarkılarını okuyorum. Sende sıkılıyorum çünkü. Ben de yorum hani dinlemeyi çok severim bir başkasının seslendirdiği şarkıyı ama ben kendim becerebildiğimi söyleyemem pek evet. Belki müzik tarzından dolayı. Ya, belki de o yüzdendir. Bak ne kadar Elif sen şarkını kendin söylemeyi düşünmüyorsan ver burada masadan birine. Ya söyle. Verebilirim yani isteyen ha? olursa tabii ki de verebilirim. Ha? Ve yazı da bilirim kendileri için eğer isterlerse. Aa, çok güzelmiş. Peki. Tabii ki. Evet. Sanatçı da yanlış. Peki. Güzel.